Dediğiniz gibi son mali yılda ya da 3 e, e, mali yılın ortalamasında, yılın, evet, ortalamasında e, ithalatınızı, ihracatın karşılama oranı %110 olmalı ki döviz kredisi kullanın. E, bu şu demek ya ithalatınızı az yapın ya ihracatınızı çok yapın. E, bu reskont kredilerini de etkileyecek. Merkez Bankası reskont kredilerini maalesef. işte egzim reskontu etkileyecek. Kısacası ihracatçının kullandığı eğer yüzde yüz daha azsa e, ihracatın ithalatı karşılama oranı maalesef döviz kredisi kullanmakta, ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanmakta zorluk yaşanacak. Maksimum vadede 24 ay olacak taahhütü kapatma süresi. E, ben geri adım atılacağını açıkçası düşünmüyorum. Ee, elbette atılacak ama kısa vadede atılmayacak diye düşünüyorum seçimlere kadar daha doğrusu beklemiyorum kendi açımdan. Peki işin sizin kendi uzmanlığınızdaki bir başka alanına döneyim. Tedarik finansmanı. Evet. Bu kısım da çok önemli, çok belirleyici çünkü özellikle Türkiye'nin hem iç ticaretinde hem dış ticaretinde tedarikçi finansmanı çok, çok belirleyici çünkü. Evet. Ee, şöyle Orçun Bey'in biraz önce bahsettiği aslında kaynak kıt kısmı ile çok örtüşen bir ürün. Kaynak, kaynak kıt ama e, dün gece de Hazirun'un bir kısmı ile konuştuğumuz bir konu. Olanın olmayanı destek olacağı, olmak zorunda olacağı bir dönem. Tedarikçi finansmanı da aslında tam buna göre bir ürün. Neden tam buna göre bir ürün? Yine ilk soruda başladığım şekilde e, bir soru soracağım. ...cevabını bildiğimiz. Satıcının neye ihtiyacı var? Parayı yarın cebine almaya ihtiyacı var. Alıcının neye ihtiyacı var? Vadeye ihtiyacı var. Tedarikçi finansmanı ürünü... ...aslında alıcıya vade tanıyan... ...satıcının da parasını... ...ertesi gün cebine koymasını sağlayan bir ürün. Nasıl sağlıyor? Burada iki tane temel kriterimiz var. E, alıcı kredibilitesi yüksek olmak zorunda... E, olanın olmayana destek olacağı dönem kredibilitesi yüksek olan alıcı görece kendisinden küçük tedarikçisine destek olacağı bir dönem. Bankalar tüm kısıtlamalara rağmen son karşılıklarla ilgili düzenlemeye rağmen tedarikçi finansmanındaki iştahlarını hala koruyorlar. Çünkü parayı görece kobi segmentindeki firmalara verecekler. Ama vadeyi açan alıcı evet alıcı borçlu zaten vadiyi açmaktan dolayı işletme sermayesine katkıda bulunacak bir nevi krediyi kendisi cebine koymasa da kendisi de bir kredi yaratmış olacak dolayısıyla tedarikçi finansmanın gün geçtikçe önemi artıyor önümüzdeki 10 yılda da ben en önemli enstrümanlardan birisi olacağına inanıyorum bir başka avantajı tedarikçi finansmanın alıcının ödeme taahhüdüne istinaden bankalar satıcıya bir finansman sağlayacağı için satıcı aslında yine görece küçük kobi kendi bilançosuna dayanmayan bir kredi kullanacak. Görece kendi maliyetinden daha düşük bir maliyetle kredi kullanacak ve bir teminat vermeyecek. Çünkü kredi kullanmanın teminatı alıcının ben ödeyeceğim sözü. Bu kobiye çok ciddi bir fayda. Alıcıya ne faydası var? Kendisi vadeyi açarken işletme sermayesine katkıda bulunurken bu tabii ki benim haddime değil denetim şirketlerinin haddine ama hala ticari borç. Bir banka borcu değil. O yüzden bilançodaki rasyolar da pozitif etkilenecek. Bankalar aslına bakarsanız can attığı bir ürün. Neden can attığı bir ürün? herhangi bir şekilde kobi riskine girmeden yine büyük ölçekli ve kredibilitesi yüksek firmanın kredibilitesine esnaden finansman verdiği için aslında PNL rasyosu sıfır. Hal böyle olunca bir de dediğim gibi görece karşılıklarla ilgili düzenlemeden daha az etkileniyor. E, hal böyle olunca da yönelilmesi gerektiğini düşündüğüm bir ürün. Tek zorluğu var. Operasyonel yükü çok fazla. Orada da yine bize iş düşüyor. Çünkü ee, bunun tek tek her bir faturanın diğer kredilerdeki benzer, e, şu tarihte şu fatura tuttuğunu şu şekilde ödeyeceğim taahhüdünün sisteme işlenmesi gerekiyor. Bunu da dijital ortamda hem ürünü yapılandırırken hem de teknoloji olarak bu akışın sağlanmasında e, hem geçmiş tecrübemizde hem de teknolojimizde e, firmalara destek oluyoruz. Peki.